Fakat nasıl olur? SGL anlattı. Çok basit. Kürsüye yakın oturuyordum. Profesör dik dik bana bakmaktaydı. Birden hiç de budala olmayan blondo, benim adımı okudu. Ben de, burada, diye cevap verdim. O zaman sinsi bir tatlılıkla. Bana gülümseyen blondo, Pontmercy olduğunuza göre SGL olamazsınız, dedi. Adım böylelikle, kayıtlardan silindi. Marius haykırdı. Çok üzgünüm Monsieur, inanın bana. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. SGL, delikanlı, dedi. Bu size ders olsun, bir daha kursları kaçırmayın. Bana gelince inan olsun buna. Sevindim, baro zaferlerinden vazgeçiyorum. Avukat olacaktım ki, kurtuldum. Bundan böyle dolu, savunup, yetime saldırmaktan Tanrı beni kurtardı. Ne cübbe, ne de staj. Kayıtlardan silinmemi size. Borçluyum Monsieur Pontmercy, sizi bir ziyaret edip teşekkür etmeliyim. Nerede oturuyorsunuz? Şu gördüğünüz arabada, dedi Marius. SGL sakin bir sesle. Oldukça lüks bir durum, dedi. Demek ayda 9.000 franklık kira vermektesiniz. Tam o sırada Courfeyrac kahveden dışarı çıkıyordu. Marius'u görünce gülümsedi. 2 saatten beri bu arabadayım, dedi. Ve buradan indikten sonra nereye gideceğimi de bilmiyorum. Courfeyrac atıldı. Bana gelin, beyim. SGL, aslında bu çağrıyı benim yapmam gerekirdi, dedi. Ne yazık ki benim evim yok. Courfeyrac, sus bakalım SGL, dedi. Courfeyrac arabaya atladı. Arabacıya seslendi. Arabacı, Saint-Jacques kapısına çek bakalım. O günün akşamı Marius Courfeyrac'ın odasına bitişik bir odada yatıyordu. Birkaç gün sonra Marius'le Courfeyrac canciğer dost olmuşlardı. Gençlik, hızlı dostlukların mevsimidir. Marius Courfeyrac'ın yanında rahat nefes alıyordu, bu da onun için yepyeni bir duygu sayılırdı. Courfeyrac kendisine hiç soru sormadı, hatta bunu düşünmedi bile. O, yaşta gözler konuşur, söz gereksiz kalır. Ancak bir sabah Courfeyrac damdan düşercesine sordu. Ha dostum, sizin siyasi görüşleriniz ne merkezde? Marius şaşırmıştı. Önce bocaladı, daha sonra, ben Bonaparte taraftan, bir demokratım, dedi. Courfeyrac, oldukça güvenilir bir görüş, dedi. Ertesi gün Courfeyrac, Marius'u Müzen kahvesine götürüp arkadaşlarına tanıştırıyordu. Arkadaşlarına, onun tanıştırırken Marius'un anlayamadığı bir söz sarf etti, bir öğrenci, dedi. Marius bir espri kovanı yakalamıştı, aslında sessiz dinleyen genç adam öbürkülerden daha az heyecanlı değildi. O akşamki konuşmalar Marius'un ruhunu sarsmış, zihnini bulandırmıştı. Tam kendisine bir inanç bulduğu sırada bu inançtan vazgeçmek ona çok ağır geldi, kendiliğinden buna. Hayır, dedi. Şüpheye düşmeyeceğine yeminler etti. Bugün batımları Marius'a göre değildi o tam. Aydınlık bir ruhtu, ona gerçek bir nur gerekirdi. Yarı karanlıklardan hoşlanmazdı. Seçtiği yolun kendisini nereye götüreceğini bilemiyordu. Yine de bu yokuşlara sapmaktan geri kalmıyordu. Ne dedesinin fikirlerini beğeniyor, ne de yeni dostlarının düşüncelerini benimsiyordu. Bundan böyle Müzen kahvesine gitmekten vazgeçti. Ne yazık ki hayatın gerçekleri ona yol gösterecekti. Bir sabah otel müdürü odasına girdi. Monsieur Courfeyrac sizin için kefil oldu, dedi. Evet, ancak bana para gerekiyor. Marius, lütfen Monsieur Courfeyrac gelsin benimle konuşsun, dedi. Courfeyrac odaya girdiğinde otel sahibi çıktı. Marius o zaman yeni arkadaşına açıldı. Hayatta kimsesi olmadığını söyledi. Ne olacağını, ne yapacağını bilemediğini de ekledi. Courfeyrac sordu. Paranız var mı? 15 frank. Size ödünç vermeme izin verin. Asla. Giysileriniz var mı? İşte, mücevherleriniz. Altın bir saatim var. Tanıdığım bir eskici, redingotunuzla yeni pantolonunuzu sizden satın alır. Ancak bundan böyle tek bir kılığınız kalır. Bir de çizmelerim. Saatinizi satın alacak bir saatçi tanırım. Oldu. Hayır, olmadı. Daha sonra ne yapacaksınız? Namusumla çalışmaya gayret edeceğim. Almanca ya da İngilizceyi bilir misiniz? Hayır. Yazık. Bilseniz pek iyi olurdu. Tanıdığım bir kitapçı çeviriler yaptırır bu dillerden. Gerçi fazla para vermez. Yine de açlıktan ölünmez. İngilizce ve Almanca öğreneceğim. Bu arada satacağım giysilerimin ve saatimin parasıyla yaşamaya çalışırım. Eskici çağrıldı. Giysileri 20 frank verdi. Saatçiye gidildi. Adam altın saat için tam 45 frank saydı. Marius, Courfeyrac'a, iyi otel masrafı, dedi. Doğru, bak bunu unutmuştum. Bu arada pek de kötü kalpli olmayan Gillenormand teyze, Marius'un adresini bulmuştu, okuldan döndüğü. Bir sabah genç adam teyzesinden bir mektup ve bal mumuyla mühürlü bir kutuda 60 altını buldu. Marius sevimli bir mektupla altınları teyzesine yolladı. Bu sırada geçim yolunu sağladığını ve kendisi
için endişelenmemesini de ekliyordu. O sırada cebinde tam 3 frankı kalmıştı. Marius borçlanmaktan korktuğu için Saint-Jacques Oteli'ni de terk etti. 2. Hayat zor olmuştu Marius için. Giysilerinin ve saatinin parasını yedikten sonra çok çetin aşamalardan geçti. Ekmeksiz günler, uykusuz geceler, mumsuz akşamlar, ateşsiz ocak, işsiz haftalar birbirlerini izledi. Geleceği için umutlarını yitirmiş, ceketinin dirsekleri delinmiş, kızları güldüren eski şapkası başında, kirasını veremediği için akşamları kilitli bulduğu kapısı, kapıcının ve aşçının küstahlıkları, komşuların alaylı gülüşleri, bir lokma ekmek karşılığında kabul edilen en aşağılık işler, üzüntü, Marius. Bütün bunları yutmasını öğrenecekti. Erkeğin sevgi ihtiyacıyla kıvrandığı ve kurtuluş olarak gururuna sarıldığı, o safhalarda kılıksız olduğundan kendisiyle alay ettiklerini sanıyordu. Yoksul olduğundan, gülünç olduğuna inanıyordu. Gençliğinin en parlak günlerinde, delik çizmelerle gezmekten utanarak başını yere eğerek yürüyordu. Marius hayatında kendi odasının önünü kendisinin süpürdüğü günlerde oldu. Bakkaldan satın aldığı bayat peynire, gece bastırdığından fırıncıdan aldığı ekmeği ekleyerek karnını doyuruyordu. Kimi zaman 6 ya da 7 meteliğe satın aldığı tek bir pirzolayı tam 3 gün dayandırırdı. Kendi pişirdiği bu pirzolanın birinci günü etini, ikinci günü yağını, üçüncü günü de kemiğini kemirerek yerdi. Birkaç kez Gillenormand teyze kendisine 66'ını tekrar tekrar yolladı. Her seferinde Marius, parasının bol olduğunu söyleyerek, bu parayı iade etti. Fikirlerinde ve hayatında bu değişim olduğunda babasının yasını tuttuğundan siyah giyiyordu. O, günden sonra giysilerini değiştirmedi. Günün birinde üzerinde elbise kalmadı. Pantolon yine şöyle, böyle dayanmaktaydı. Ancak ceket lime lime dökülüyordu. Courfeyrac bazı hizmetlerde bulunmuştu. Delikanlı ona eski bir kostümünü verdi. 30 meteliğe Darius'e bunu ters yüz ettirdi ve yeni bir giysi sahibi oldu. Ne var ki, bu da yeşil bir kostümdü. Bundan böyle, gülünç olmamak için Marius gününü içeride geçirip, ancak gece bastırdığında sokağa çıkardı. Bu arada hukuk sınavlarını vermiş avukat olmuştu. Courfeyrac'ın odasının adresini vermişti. Avukat, çıktığında soğuk fakat nazik bir mektupla dedesine bunu haber verdi. Monsieur Gillenormand mektubu aldı. Titreyerek okudu ve parçalayarak kağıt sepetine attı. 2-3 gün sonra, babasının tek başına konuştuğunu duyan Bayan Gillenormand kulak kabarttı. İhtiyar adam şöyle söyleniyordu. Sen bir budala olmasan, aynı zamanda avukat ve baron olunmayacağını bilirdin. Sefalet de bir alışkanlık olur. Günün birinde onu da şekillendirmek insanoğlunun elindedir. Marius, Pontmercy hayatına şöyle bir yön vermişti. Dar boğazdan kurtulmuş sayılırdı, ufukları azıcık genişliyordu, sabır ve çalışma sonunda yılda 700 frank kazanmasını başarabilmişti. Bu arada, Almanca ve İngilizceyi öğrenmiş Courfeyrac'ın tanıdığı yayıncıyla ilişki kurmuştu. Prospektüsleri, gazeteleri, Fransızcaya çeviriyor, bununla yılda 700 frank kazanıyordu. Bu açlıktan ölünmeyecek kadar bir paraydı. Yılda 30 frank karşılığında Gorp viranesinde karanlık bir oda kiralamıştı. Kapıcı kadına ayda 3 frank karşılığında odasını süpürtüyor ve her sabah sıcak su, taze bir yumurta ve azıcık ekmek getirtiyordu.